ekranında evlerinize konuk olduğumuz Yeni Hayat'tan herkese merhabalar. Ben Nefise Karatay. Sayın Hocam Profesör Doktor Osman Müftüoğlu ile birlikte bugün de yeni hayatımıza dair, sağlıklı yaşama dair merak ettiğiniz birçok konuyu konuşacağız. Hazırsanız Yeni Hayat başlıyor. Daha sağlıklı bir yaşam için egzersiz yaparken nelere dikkat edilmeli? Spor salonlarda yapılan egzersizlerin çok daha fazla efektif olduğunu inanmıyorum. Oturmak bedene ihanet. Hareketsiz bir hayat bedene ihanet. Spor öncesi ve sonrasında nasıl beslenmeliyiz? Erkek güzeli veya kadın güzeli yarışmasına girmeyeceksin kasla ilgili. Hiç böyle protein alman falan gerekmez. Peki son günlerin popüler egzersizlerinden birini sormak istiyorum. Duvar pilatesi. Duvara dayanarak squat yapmak istiyorsanız yaşınız 60'ı geçmiş demektir. Normal egzersiz yapıyorum diyen kişi yürümüyorsa bunlarla uğraşması. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler, her şey yolunda. Hocam sosyal medya hesaplarımıza fazlasıyla mesaj geliyor. Çok soru var. Programımızda çok ilgi çekti. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bütün bu sorular için. Hepsi çok kıymetli bizimle. Birlikte olacak bütün bu sorular. Yanıtlayacağız, size soracağım. Ama programımızın ilerleyen bölümlerinde bunlara değineceğiz. Şimdi bugün esas konumuz egzersiz. Egzersizle ilgili bütün bilinmeyenleri konuşacağız. Sizden doğruları duyacağız. Yanlışlar neymiş onları tekrar bir öğreneceğiz. Aslında sizin söyleminizle bir başlayayım istiyorum konuya. Ayakta kal, hayatta kal diyorsunuz. Evet. Evet, hayatta kalmak istiyorsanız, ayakta kalmak istiyorsanız mutlaka egzersiz yapmalısınız. Egzersiz, aktif bir hayat, hayatımızın vazgeçilmesi. Aslında sorun genelde 40'lı 50'li yıllardan sonra başlıyor. Çünkü çoğumuz zaten çocukluğumuzda bırak egzersiz yapmamayı, egzersiz yapmamamız için uyarılmakla geçiyoruz. Evladım bir köşede otur, oğlum biraz otur, kızım biraz dinlen. Öyle geçiyor. Hoplayıp zıplıyoruz, orada bir sorun yok. Aslında gençlik dönemimizde de pek fazla sorun olduğunu düşünmüyorum ama burada son zamanlarda sosyal medya önemli bir egzersiz törpüsü olarak karşımıza çıktı gençler için, hepimiz için. Ama özellikle gençler için ona dikkat etmek lazım. Bu da egzersiz, daha doğrusu aktif bir hayatın egzersizle bütünleştiği yeni hayat projesi çok önemli. Çünkü bütün araştırmalar, önümüze gelen bütün büyük bilimsel analizler, özellikle daha önce yapılmış olan onlarca, yüzlerce araştırmanın toplamını tekrar araştırıp masaya yatıran ve sonuç çıkaran meta analiz dediğimiz çok önemli analizler şunu gösteriyor. Özellikle 50 yaşlardan sonra hayatta kalmak, hayatta kalmak derken sadece nefes alıp vermek, göz kırpmak anlamına söylemiyorum. Hayatın içinde olmak, hayata katkı sunmak, hayatın katkılarından faydalanmak istiyorsanız mutlaka ve ama mutlaka ayakta kalmanız lazım. Ayakta kalabilmeniz için de daha önceden o ayaklarınızı, o kaslarınızı, o eklemlerinizi, o kemiklerinizi ve o nörolojik sisteminizi, kas sinir sisteminizi bu yeni hayatınızda, 50'den sonraki hayata hazırlamış olmanız lazım. Onun da şifresi aktif hayat ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Peki şöyle sormak istiyorum. Egzersizle aktivite aynı şey mi? Nedir farkı? Hep öyle yan yana konuşuyoruz ama aynı şey değil. Hı. Ama yani egzersiz olmadan hiç olmazsa aktif olmak bile bir marifet. Çünkü çoğumuz aktif de değiliz. Yine bizim çok sık kullandığımız bir mottomuz var. Oturmak bedene ihanet. Hareketsiz bir hayat bedene ihanet. Ayrıca oturduğunuz sürece paslanıyorsunuz. Hareketsizlik, aktivitesizlik paslanmaya yol açıyor. Burada aktivite günlük hayatı anlatıyor bize. Yani bizim binlerce yıldır yapmak zorunda olduğumuz ama son yıllarda bize yaptırılmayan günlük işler. Yani neredeyse artık kaldırımları bile yürüyen kaldırımlar yapacaklar. Merdivenler yürüyen merdiven haline geldi. Merdivenler binalarda asansöre dönüşmüştü önce. Sonra yürüyen merdivenlere dönüştü. Şimdi havalanında ben iniyorum uçaktan. Daha 10 metre atmadan yürüyen bir yapı var. Onun üzerine biniyorsunuz. O kendisi yürüyor. Bunların hepsi bize modern hayatın getirdiği tuzaklar. Modern hayatın getirdiği kolaylıklar gibi gördüğümüz iyi hayat tuzakları. Bizim aktif hayattan bahsedebilmemiz için evimizi kendimizin temizliği olması lazım. Yani şimdi ortalıklarda gezen robot süpürgelerle falan olunca bu iş olmuyor. Bulaşığımızı kendimizin yıkıyor, çamaşırımızı kendimizin yıkıyor. Bahçemizi kendimizin temizliği olması lazım. Markete kendimizin girip geliyor olması lazım. Bırakın markete gitmeyi, marketten hemen marketin kapısını arabanın bagajına da koymanız değil. O torbaları elinize alıp
eve yürüyerek gelmeniz lazım. O torbalar ağırlık kaldırmaya, yani ağırlık egzersizlerine giriyor. Direnç egzersizi, attığınız adımlar da aerobik aktivitelere giriyor. Aktivite dediğimiz şeyler buna günlük işler. Köpeğinizi gezdirirsiniz, merdiven çıkıp inersiniz evinizi temizlerken, komşuya giderken yürürsünüz, işe giderken yürürsünüz vesaire. Bu aktivite. Evet. Egzersiz planlı olarak belli bir zaman dilimi içerisinde vücudunuzun kaslarını oksijenli olarak, ki onlara aerobik egzersizler evet. diyoruz. Büyük kas gruplarının aktif olduğu, açarsanız konuşurum. Soracağım. Veya yine büyük kas gruplarının direnç göstererek yaptığı anaerobik aktivitelerin adı egzersiz. Egzersiz de spor da aynı şey değil. Çoğu zaman ben geliyorum, ben spor yapıyorum hocam. Spor hangi takımdasınız diyorum, şaşırıyor. Spor yapıyor olmanız demek, sizin bir yarışmada egzersiz yapıyor olmanız lazım. Yani iki kişi çıktınız, hadi bakalım dakikada 120 adım atacağız beraberce, 140 atan kazanır, bakalım 4 kilometre hangimiz önce kazanacak. Bu spor, yani yarış bazlı bir şey. Yarış bazlı değilse onunla da egzersiz. Aerobik ve anaerobik arasındaki farkı bize açıklar mısınız? Şimdi biz egzersiz yapıyorken bir enerji kullanmak zorundayız. O enerji sayesinde kaslarımızı kullanıyoruz, eklemlerimizi kullanıyoruz. Kalbimiz daha hızlı çarpmaya başlıyor ve buna ayak uyduruyoruz. Eğer bu egzersiz yaparken büyük kas gruplarını tekrarlayan aktiviteler şeklinde kullandığımız zaman rahat nefes alıp vererek o egzersizi yapıyorsak bu aslında bir aerobik egzersizdir. Ve ideal olan egzersiz de budur. Yani siz yarın kalktınız, arkadaşlarınızla beraber sabah yürüyüşüne çıktınız. Sabah yürüyüşü yapıyorken tempolu bir şekilde yürümenize rağmen eğer arkadaşınızla nasılsın, iyi misin, dün nasıl geçti, gece güzel uyudun mu falan gibi konuşmaları rahat yapabiliyorsanız, yani tık nefes olmadan, eski tabirle, nefes nefese kalmadan yapabiliyorsanız siz o egzersizi aerobik koşullarda yapıyorsunuz demektir ki bu çok önemli. Eğer o egzersizi yapıyorken siz nasılsın, iyi misin, iyi gidiyor musun falan gibi böyle nefes nefese tıkanırcasına yapıyorsanız o yaptığınız egzersizin gerektirdiği oksijeni sisteminize pompalamıyorsunuz. Yani akciğerinizi alıp sisteme göndermiyorsunuz demektir. O egzersiz anaerobiktir. Faydalı olanı aerobiktir. Bir ama faydası yoktur o. Anaerobiğin var. Anladım. Ama bu şekilde anaerobiğin yok. Anladım. Bu şekilde anaerobik yaptığınız zaman daha fazla toksik madde, daha çok laktik asit üretir. Bu egzersizden sonra daha çok yorgunluk çekersiniz. Ama eğer siz gerçekten faydalı bir anaerobik egzersiz, direnç egzersizi yapmak istiyorsanız o egzersiz, anaerobik egzersiz zamanı aerobik egzersizden sonra 1/4, yani 4 bölüm aerobik yaptığınız zaman kısa bir süre anaerobik yaparsanız, yani ağırlık kaldırırsanız, itip çekerseniz, direnç egzersizi, squat yaparsanız, çömelme kalkma, yani büyük kaslarınıza ya da kendi ağırlığınız üzerine şınav çekmek gibi egzersizler yaparsanız bunların hepsi anaerobik egzersiz grubuna girer. Bizim sevdiğimiz egzersiz, bizim 40'lı yaşlardan sonra vücudumuzun memnun olacağı egzersiz şekli birinci planda aerobik egzersiz. Aerobik yani oksijen solunumunun rahat yapıldığı, dans etmek gibi, yürümek gibi, bisiklete binmek gibi, tenis oynamak gibi, yüzmek gibi egzersizler. Bunların hepsi aerobik egzersizler. Bunları daha da çoğaltabiliriz ama bu ana örnekler zannediyorum yetiyor. Evet. Şimdi egzersiz esnasında doğru nefes alıp vermenin önemini soracak olursam neler söylersiniz? Şimdi Nefise Hanım, egzersiz esnasında sadece mesela nefes alıp vermek bile değil. Egzersiz esnasında vücudunuzun postürü, nasıl yürüyeceğinizi bilmek, başınızı nasıl tutacağınızı bilmek, kollarınızı nasıl sarkaç gibi kullanacağınızı bilmek bile bir marifet. Onun için benim önerim, bu programı izleyenlerin izledikten sonra da eminim ki çoğu egzersiz yapmaya, özellikle de yürüyüş yapmaya daha çok kendilerini angaje edeceklerdir. İnternete girip doğru bir egzersiz için, doğru bir yürüyüş aktivitesi için kollar nasıl olmalı, göğüs nasıl tutulmalı, karın nerede olmalı, bacaklar nasıl atılmalı, bacakların ucu mu önce yere basmalı, arkası mı yere basmalı, yoksa tabanla mı basmalı, nasıl hangisi bir hocam? Ayakkabı kullanmalı. O kadar çok detay var ki bunları 5 programı yaparız. Yaparız. Ama bilmemiz gereken şey şu, dünyanın en ucuz egzersizi ve en etkili, en sağlıklı egzersizi yürümektir. Bunu hep İnsan vücudu yürümek üzere
icat edilmiş bir cihaz yapılsaydı ancak bu kadar mükemmel bir cihaz yapılırdı. Onu bize Rabbimiz bağışlamış. Gayet güzel bir şekilde yürüme fonksiyonumuz var. Ama bu yürüme fonksiyonu böyle yürüdüğünüz zaman avantajınız farklı. Dik yürüdüğünüz avantajınız farklı. Doğada yürüdüğünüz zaman farklı. Toprakta basarak yürüdüğünüz zaman farklı. Normal ayakkabıyla topuklu yürüdüğünüz zaman çok büyük bir zarar bile görebilirsiniz. Ama etkili bir spor ayakkabı çok daha büyük avantaj sağlar. Hadi biraz daha açayım. Giydiğiniz çorabın altının kalınlığı bile önemli. Aynı çorabı mümkünse çok sık giymemeniz, üst üste giymemeniz, altı inceldikçe, yıprandıkça bırakmanız lazım. Aynı egzersiz ayakkabısını 5 sene giyemezsiniz. O ayakkabı belli bir süre sonra yıpranır. Sizi tartma fonksiyonunu kaybettiği zaman bu ayak kavisinizin, şu kavis çok önemli, ayağınızın tabanındaki kavis bizi diğer canlılardan ayıran önemli özelliklerden birisi. Böyle olsaydı bu ayak tabanımız, her ayağımızı bastığınız zaman tepemizde, beynimizde bam 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 basınç hissederdik. Onun için bütün ayakkabılar buna göre yapılıyor. Eğer düzgün imal edilmiş bir yürüyüş ayakkabısı ise. Koşu ayakkabısı farklı, yürüyüş ayakkabısı farklı. Dolayısıyla biraz bu işe önce yürümeyi içimize sindirmek, sonra günlük aktivitelerimizin çoğunu yürüyerek yapmak, sonra da ben şu Osman Hoca'yı, şu Nefise Hanım'ı dinleyeyim, bir yürüyüş ayakkabısı alayım, rahat bir ortamda doğa yürüyüşü yapayım. Doğa yürüyüşü yapma fırsatı bulamazsam evimde bu işi yapacak, aktiviteyi yapacak, egzersiz yapacak bir fırsat yaratayım diye düşünmemiz lazım. Özellikle sizin yürüyüş yaptığınızı biliyorum. Bizim sabahki WhatsApp grubumuzda da siz her gün günaydınla birlikte bu yürüyüşleri de paylaşıyorsunuz. Dikkatimi çekiyor. Nasıl bir egzersiz yapıyorsunuz diye sormak istiyorum. Osman Müftüoğlu'nun egzersizini herkes merak ediyor. Ben yürüyorum. Yürüyorsunuz. Yürüyorum. Yani benim çok yoğun bir hayatım var. Bu hayatın içerisinde bir kere spor salonlarına gitmek gibi bir vakit lüksüm yok. Sonrasında spor salonlarında yapılan egzersizlerin çok daha fazla efektif olduğunu inanmıyorum. Yarım saat, bir saat şehir içinde git, yarım saat, bir saat dön, orada 30 dakika dur. 30 dakikanın 15 dakikası giriş dedikodusu, 15 dakikası çıkış dedikodusu bana pek yazmıyor. Benim başka türlü doğada yürüyüş yapma şansım ancak hafta sonlarında var. Yaz aylarında bu muazzam çünkü 3 gün, 4 gün hafta sonunda uzun tatil yapmaya çalışıyorum. Benim bir ay veya bir hafta veya 15 gün tatil yapmak gibi bir alışkanlığım yok. Öyle bir isteğim de yok. Sevmiyorum. Dolayısıyla hafta sonlarımı çok iyi değerlendiriyorum. Doğa yürüyüşleri yapıyorum. Hafta içi yapmıyorsunuz. Hafta içi evde mutlaka yapıyorum. Evde yapıyorum. Sabahleyin kalktığım zaman esneme hareketleri yaparım. Yaklaşık olarak 15 dakika sürer. Minimum 5 dakika. Akşam döndüğüm zaman çok komik gelecek size ama ben 6-6.30 gibi eve döndüğüm zaman çantayı evde çalışan kardeşime, ceketimi eşime veririm. Koşa koşa yürüme bandının üzerine giderim. Hemen ayakkabısı, spor kıyafeti, egzersiz bandında 45 dakika yürümeden beni hiç kimse tekrardan aşağıya indiremez. Akşam da yapıyorsunuz. Akşam. Yani işimden döndükten sonra. Sabah yaptığım sadece esneme egzersizi. Günlük adım 7500'ün altına asla indirmem. Çok acil bir işim varsa 5000 yaparım. 5000 yapacaksam yani 30 dakika yürüyeceksem elimi mutlaka 2 tane 3,5-4 kiloluk ağırlık alarak yürürüm yürüme bandına. Yürüme bandı, koşu bandı diyorlar. O koşu bandı değil, yürüme bandı. Yürüme bandının doğru kullanıldığı, kaliteli bir yürüme bandı kullanıldığı takdirde dizlere zarar verdiğine asla inanmam. Onu ben yaklaşık ediyorum. 28 senedir yürüme bandında yürüyorum. Evet. Kaç hızla yürüyorsunuz? Onu ben ortalama adım sayım 120'dir. Hız 120. Değil. Ben 10 saniyede 20 adım atmadığım zaman onu yürüyüş kabul etmiyorum. Eğer 5 dakikada bir o 10 saniyedeki 20 adımı 25 adıma çıkarırım. Çok nadiren, çok keyfim yerindeyse o 10 saniyedeki adım sayımı 35-40 olacak şekilde 2 dakikalık kısa koşularla bölerim. Buna aralıklı yükleme egzersizi deniyor. Evet. Bu aralıklı yüklemeleri yapmakta da fayda var. Benim başka özel bir egzersiz hocam, egzersiz alışkanlığım yok. Benim hayatın içinde bildiğim, anladığım şey temelde yürümektir. Zaten bizim güzel şarkımız var, Güneş Ufuk'tan Şimdi Doğar. Yürüyelim arkadaşlar. Yürümek bence en doğru egzersiz şekli. Buna dikkat ettiğimiz kriterler olmalı mı? İşte siz dediniz ki, koşu bandında da yürünebilir. Ama ideal yürüme olan... Yürüme bandı. Siz yine koşu bandı dediniz. Yürüme bandında. Yürüme bandı. Evet. Koşmayın. Evet. Ben koşmaya taraftar değilim. Onu da sorayım. Evet. Koşmaya neden taraftar değilsiniz? Şundan dolayı kısa koşu tamam. Bir şeyden kaçıyorsanız, bir şeyi kovalıyorsanız koşun. Ama siz adım sayınızı beni dikkat etmeyin. Evet. Uzun süre 200'e 180'e zorladığınız zaman eğer profesyonel bir koşucu değilseniz... Bunu vücudunuz, böbrek üstü beziniz, bir şeyden kaçtığınız ya da bir şey kovaladığınızı
algılayarak sisteminize bol miktarda stres hormonu kortizol pompalar. Yani koşmak sizi dinlendireceğine kortizol banyosuyla, stres banyosuyla baş başa bırakabilir. Ters etki. Benim prensibim şu, balıklar yüzecek, insanlar yürüyecek, tavşanlar ya da ceylanlar koşacak. Evet, sistem çok böyle. Güzelmiş. Evet. Hareketsiz bir hayat bedene ihanet. Ayrıca oturduğunuz sürece paslanıyorsunuz. Hareketsizlik, aktivitesizlik paslanmaya yol açıyor. Bizim aktif hayattan bahsedebilmemiz için evimizi kendimizin temizliği olması lazım. Yani şimdi ortalıklarda gezen robot süpürgelerle falan olunca bu iş olmuyor. Bulaşığımızı kendimizin yıkıyor, çamaşırımızı kendimizin yıkıyor. Bahçemizi kendimizin temizliği olması lazım. Marketi kendimizin girip geliyor olması lazım. Dünyanın en ucuz egzersizi ve en etkili, en sağlıklı egzersizi yürümektir. Bunu hep İnsan vücudu yürümek üzere icat edilmiş bir cihaz yapılsaydı ancak bu kadar mükemmel bir cihaz yapılırdı. Spor salonlarında yapılan egzersizlerin çok daha fazla efektif olduğunu inanmıyorum. Yarım saat, bir saat şehir içinde git, yarım saat, bir saat dön, orada 30 dakika dur. 30 dakikanın 15 dakikası giriş dedikodusu, 15 dakikası çıkış dedikodusu bana pek yazmıyor. Peki şimdi spordan önce ve sonra hafif beslenmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama şimdi şöyle de bir şey var ki egzersizi aslında aç karnına mı yapmak daha doğru yoksa tok karnına yapmak daha doğru? Şimdi ne muradınız olduğuna bağlı bu birincisi. Bir de bizim anladığımız anlamdaki günlük aktivite plus işte 7500 adım, 10.000 adım bundan önce ne yiyeyim, bundan sonra ne yiyeyim bu hikaye. Gerekmez. Ben hayatım boyunca ne egzersiz önce bir şey yiyip 10.000 adım attım. Ben yaz aylarında ortalama 20.000, 22.000 adıma çıkıyorum. Normal günlerde dediğim gibi 7500 adım çıkıyorum. Adım atıyorum. Ama hiçbir zaman bunun önüne ne yiyeyim, arkasına bir ne yiyeyim diye düşünmedim. Bu söylediğiniz biraz spor salonu muhabbetidir. Profesyonel sporcu değilseniz sizin bu sportif aktiviteden önce ne yediğinizin veya ne içtiğinizin çok bir önemi yok. Benim gibi yürüyorsanız veya basit squat yapıyorsanız, pilates yapıyorsanız bir anlamı yok. Ama eğer futbolcusunuz, çıkacaksınız, 90 dakika inanılmaz bir tempoyla koşacaksınız ve maçın içinde büyük bir stres yaşayacaksınız. Tabii o sporcunun yemek maçtan önce yedikleri, maçtan sonra yemeyecekleri falan gibi bir liste verilebilir. Bu her spor için de farklı. Ama kilo vermek istiyorsanız, akşam saat 8'de yediniz, açsınız. Sabahleyin saat 7'de 8'de kalktınız, 12 saat açsınız. Karnınızdaki şeker düzeyi zaten 70'lere inmiştir, 80'lere inmiştir. Bir de onun üzerine yürüme yaparsanız, vücudunuz ihtiyacı olan enerjiyi şekerden alamayacağı için artık yağdan ister. Çünkü depoladığınız yağlar bankadaki paranız. Cebinde para kalmayınca bankadan para çeker. İdeal. Evet, ideal o. O zaman kilo vermek istiyorsanız aç karnına yürüyün. Bu önemli. Evet. Ama kilo vermek gibi bir durumunuz yoksa sabah kahvaltınızı yapın. 30 dakika soruyun. Yine kilo verirsiniz. Ama en azından insülin pompanızın daha düzenli çalışmasını sağlarsınız. Sabah mı yürüyelim, akşam mı yürüyelim? Bunun cevabını çok verdim, bir daha vereyim. Evet, ben onu da sormak istiyordum. Artış kuşuysanız, yani erken uyanan birisiniz sabah yürüyün. Ama saat 8'de 9'da uyanıyorsanız, işe gitmek için zaman diliminiz varsa akşam yürüyün. Ya da benim gibi çok erken saatte başka aktivitelere zaman ayırmak zorundaysanız akşam işinizden geldikten sonra da yürüyün. Ama kural şu, yatmadan 2 saat önce hiçbir şekilde her türlü egzersizi kesmiş olmuş olmanız lazım. Hiçbir şekilde aktivite yapmıyor olmuş olmanız lazım. Uykunuz kaçar. Hele hele ağır egzersizlerin, hemen yatmadan önce yapılan ağır egzersizlerin uyku kaçırıcı olduğu çok net olarak biliniyor. Bir de bir soruyu hemen getirelim. Buyurun. Kadın erkek farkı var mı bu işte? Aslında kadın erkek var mı diye ben de merak ediyorum. Yapılan bir araştırmaya göre kadınların aslında sabah saatlerinde yaptığında çok daha kilo kaybettiği, erkeklerin ise akşam saatlerinde yaptığı egzersizde daha fazla kilo kaybettiği ortaya konmuş. Sizin düşünceniz nedir? Bu bir yeni haber. Ben de okudum haberi. Ama burada şunu bilmemiz lazım. Çok net değil. Mesela bu haberin tam aksi bir başka haber daha çıktı. Hı hı. Kadınlar sabah yaptıkları aktivitede daha çok kilo veriyorlar ama akşam yaptıkları aktivitede depresyondan daha çok korunuyorlar. Bunlar şöyle çalışmalar Nefise Hanım. Siz 500 tane, 300 tane kadında New York'ta bu araştırmayı yaptığınız zaman başka bir sonuç alırsanız, aynı araştırmayı Tokyo'da yaptığınız zaman, İstanbul'da yaptığınız zaman, hatta Türkiye'de, Antalya'da yaptığınız zaman
Rize'de yaptığınız zaman farklı arasında. Buna ortam ısısının etkisi var, kadınların yaşlarının etkisi var, mevcut sağlık sorunlarının etkisi var, vücut kitle indekslerinin etkisi var, kas yağ oranlarının etkisi var. Standartize etmemek lazım. Hareket edin de ne zaman ederseniz edin, hangi cinsteyseniz ama mutlaka, hangi yaştaysanız ama mutlaka, mutlaka hareket edin. Çünkü hareketsiz bir hayat insan bedeninin karşılaşabileceği en büyük tehlike. Son zamanlarda önemli bir kavram var ortaya çıkan. O kavram şu: beden ruh egzersizi birlikteliğini sağlamak istiyorsanız, zaten bedene egzersiz yaptığınız zaman beden ruh beraber egzersiz yapıyor bütün araştırmalara göre. Yani siz ruhunuza egzersiz yaptırdığınız zaman bundan sadece ruhunuz faydalanıyor, bedeniniz faydalanmıyor. Yani duygusal egzersizleri yaptığınız zaman, güldüğünüz zaman, eğlendiğiniz zaman, sohbet ettiğiniz zaman, huzur odaklı işleri yaptığınız zaman, dua ettiğiniz zaman, meditasyon, yoga yaptığınız zaman bundan daha çok avantaj ruhta. Orman banyosunu size sormak istiyorum. Çünkü ruh ve bedeni aynı şekilde besleyen çok önemli bir egzersiz, aktivite diyebilir miyiz? Orman banyosu. Diyebiliriz. Için. Aslında adı orman banyosu ama doğa banyosu. Doğa banyosu. Şimdi mesele burada şu. Ben biraz önce biraz uzunca anlattığım için çok övdüğümü zannetmeyin. Keşke fırsatım olsa ben de dağda yürüsem, trekking yapsam, doğada yürüsem. Hafta sonları fırsatım var. Kumda yürüyorum, çimde yürüyorum, çıplak ayakla yürüyorum. Ben yürüyorum. Ben yürümek konusunda muazzam bir tutku içindeyim. Ne güzel. Ama burada mesele şu. Siz eğer benim yaptığım gibi hep yürüme bandı üzerinde yürümeye çalışırsanız, hep aynı adımları, hep aynı sıklıkta, hep aynı ortamda, hep aynı tehlikesizlik riski içinde, hep aynı kokuyla, hep aynı sesle yapıyorsunuz. Ama eğer bunu çıkıp doğada yapmaya kalkarsanız, karşılaştığınız her yeni görüntü beyninize yeni kayıtlar, duyduğunuz her yeni ses beyninize, belleğinize yeni kayıtlar, kulağınıza gelen her ses ve görüntü dışında karşılaşabileceğiniz her türlü tehlikenin getirdiği tedbir size yeni refleksler, yeni beyin nöronları arasındaki yeni bağlantıların artmasını ve sizin korunmakla ilgili, ayağınızı bastığınız yerde dengeyi sağlamakla ilgili. Sadece tek adımda 36'nın üzerinde bir nörolog bana söylemişti. Yeni refleks üretmek zorundasınız doğada yürüdüğünüz zaman. Dolayısıyla bizim doğada yaptığımız aslında bir banyo ama bu bildiğimiz bir banyo değil. Bu bir fiziki ve ruhi bir banyo. Nörolojik bir banyo aynı zamanda. Çünkü dengede kalmak, düşmemek, korunmak, bir tehlike var mı onu anlayabilmek. O kadar çok şey var ki bir çalı bana değmesin, yaprak değmesin demek. O kadar çok faktör var. Dolayısıyla bunu dünyada en güzel içselleştirmiş olan ulus pek çok sağlıklı hayat alanında olduğu gibi. Onun için ömürleri şu anda dünyanın en uzun yaşayanların ülkesi Japonya'dır. Onun için ömürleri uzun. Japonlar. Onların Shinrin-yoku dedikleri orman banyosu diye bir kavramları var. Ve bununla ilgili çok önemli de bilimsel araştırmalar yapmışlar. Mesela Chiba Üniversitesi'nin yaptığı ciddi araştırmalar var. Bunlar orman banyosunun ne kadar antidepresan olduğunu Japonlar araştırmışlar. Ne kadar iyi uyuttuğunu araştırmışlar. Kalp damar zarıplarından ne ölçüde koruduğunu. Bu orman banyosu yapanlar, yani ormanda üzerinde hiçbir teknolojik alet olmadan, cep telefonu olmadan, kulaklık, müzik dinleme falan olmadan, ormanı dinleyerek, ormanı soluyarak, doğayı soluyarak yürüyüş yapmanın, hele hele bunu gruplar halinde yapmanın insan sağlığına çok büyük yarar var. Bunun adı orman banyosu olarak literatüre girmiş ve çok doğru bir iş. Evet. Şimdi kas kütlesini arttırmak için ağırlıkla spor yapanların günlük alması gereken protein miktarı ne olmalıdır? Bir de fazla protein alımı kilo olarak bize geri döner mi? Güzel bir soru. Şimdi burada da ben yine bir karşı düşüncemi veya negatif yaklaşımımı söyleyeyim ama bilerek yapıyorum bunu. Şimdi ben kas kütlemi arttırmak için özel bir egzersiz yapıyorsam, eğer bir ciddi bir kas yapım faaliyet işine girip bir erkek güzeli veya kadın güzeli yarışmasına girmeyeceksem kasla ilgili, hiç böyle protein almam falan gerekmez. Normal günlük proteinle bu işi başarırsınız. Bu işte yine spor salonlarının ve spor salonlarındaki gelir düzeyini artırmak için orada aynı zamanda protein tozları, protein hapları, amino asit hapları satarak biraz daha gelirlerini arttırmak isteyenlerin geliştirdikleri bir yöntem bu. Yani söylemek istediğim şey şu: günde sağlıklı bir insan, yaşı ne olursa olsun, büyüme çağındaki çocuklar için belki 1,5 gram kilosu başına. Benim gibi birisi için 0,75-1,25 gram arası. Sizin için günde kilonuz başına 1 gram protein sizin sağlığınızı, kasınızı, gücünüzü korumak için yeterli. Ancak ve lakin 18 yaşında bir genç olduğunuz var veya
bir kızınız var. Ama kızlar bu işe çok girmezler. Erkek çocukları body yaparak güzel görmek isterler. Böyle baklavalar göstermek, kaslar göstermek. İnanın böyle korkudan ölüyorum. Bana geçen yıl bir arkadaşımın oğlu geldi. Hoca sabahleyin bir kilo, pardon sabahleyin yarım kilo, öğlen bir kilo, akşam bir kilo ya köfte ya et yiyeceksin demiş spor hocası. Böyle bir sistem yok. Çocuk kaslı ama damar tıkanıklığından 50 yaşta bypasslı bir adam haline gelir. Böyle bir yanlışı yapmanın gereği yok. Yapmanız gereken şu, kilo başına ne koşulda olursanız olun 1,5 gramın üzerinde protein almanız gerekmiyor. Kilo başına 1,5 gram. Nokta. Ne koşulda olursanız olun. Yani ben ağırlık yapıyorum. Hı hı. Spor salonunda çok ciddi çalışıyorum. Çalış kardeşim. Yani o gün bir yumurta yerine 2 yumurta ye. Evet. Veyahut da bir parça yerine 1,5 parça et ye. Ama bu işi spor salonlarındayım. Toz, protein tozu. Protein tozlarının çoğunun içinde androjenik maddeler var. Onu da sormak istiyorum. Sağlıklı steroid, buluyor musunuz? Hayır, bulmam mümkün değil. Çünkü steroid maddeleri ekliyorlar. Çoğunda testosteron benzeri maddeler var. Bunlar çok body yapan, kas yapan çocuklar. Ama evleniyorlar. Maalesef bazılarının çocukları olmuyor. Çünkü yüksek testosteron yükü nedeniyle sperm üretemiyorlar. Yani çocuk üretecek olan spermlerini maalesef yapamıyorlar. Ben böyle birkaç vakayla karşılaştım. Çok enteresan. Çünkü burada mesele şu, egzersiz insan doğasının vazgeçilmezlerinden biri. Egzersiz sözcüğünün gerekliliği daha olimpiyatların ortaya çıktığı, ne bileyim ilk maraton yarışmalarından, yani yazılı tarihe göre işte eski Grek medeniyetinin getirdiği, eski Yunan'ın getirdiği yarışmalara kadar uzanıyor. Ama bu öyle değil. Bizim Orta Asya'da da Türklerin at üzerinde yaptıkları şeyler var, egzersizler var. Evet. Bu da önemli olan şey şu, insan bedeni hareket etmek üzere üretilmiş bir cihazdır. Bu cihazı tembelliğe mahrum etmek, mahkum etmek, iyi hayattan kendinizi mahrum etmekten ibarettir. Hareket edeceksiniz. Yaşınız ne olursa olsun ve bugüne kadar yapılan araştırmaların hepsi, bu protein aldın, amino asit aldın, yanında işte karnitin yuttun, şekerin bir de B12 al, folik asit de buna iyi gelmiş. Bunların hepsi işin hikaye kısmı. Bugüne kadar yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Özellikle 60'ından sonra uzun yaşamak istiyorsanız, uzun yaşamak derken de içine sağlıklı ve uzun bir hayat olarak tabii, bunu düşünüyorsanız, kaliteli bir hayattan kaliteli, bahsediyoruz. Mutlaka ve mutlaka birinci işiniz ne yediğiniz değil, ne yaptığınız olacak. Lokmalarınızı azaltacaksınız tersine, adımlarınızı çoğaltacaksınız. İki, lokmalarınızı çiğneme süresini uzatacaksınız, adımların süresini kısaltacaksınız. Yani daha çok adım, daha hızlı adım, daha az lokma ve daha yavaş lokma. Prensip bu. Yediğiniz değil. Peki hocam, herkes aynı sporu yapabilir mi? Yani farklı vücut şekillerine göre farklı spor yapmak mı gerekir? Herkes aynı egzersizi yapamaz. Neden? Çünkü herkesin farklı yaşları var. Farklı fiziksel kondisyonları var. Farklı sağlık sorunları var. Hı hı. Ve farklı alışkanlıklar var. Hatta biraz daha ileri gidelim. Farklı kültürleri var. Bizim her kültüre uygun olduğu için zaten yürümeyi, yüzmeyi, dans etmeyi, bisiklete binmeyi falan hep öne çıkarıyoruz. Ama burada mesele şu, yaşınız özellikle 40'lı yaşlardan sonraysa ve o güne kadar doğru dürüst bir egzersiz yapma alışkanlığı edinmediyseniz, bence önce ilk işiniz bir spor salonuna yazılmak değil, önce bir doktora yazılmak olsun. Bir doktora gidin, sizde kalp riski var mı, tansiyon riski var mı? Kapaklarınız, kalp kapaklarınız sağlam mı? Kalbinizin herhangi bir yerinde kan akışına engel olabilecek bir problem var mı? Ortopedik bir probleminiz var mı? Bir gözden geçirdim. 3 dakika sürmez, 5 dakika sürmez. O doktor %90 ihtimalle zaten size şunu şunu yap, bunu bunu yapma der. Karar veremediği bir nokta olursa birkaç araştırma yapar. Dolayısıyla herkesin standart olan tek yürüyüş vardır, yürümek. Diyor ki Osman Hoca, bastonla da olsa yürü. Diyor ki Osman Hoca, yürüteşle daha yürü. Yeter ki yürü. Çünkü adımlarınızı hareket ettirdiğiniz zaman bu size sadece kas erime, kemik erime önleyici bir avantaj olarak geri dönmez. Bu size bellek güçlendirici, daha iyi uykuyu garanti edici, daha az kilo almayı garanti edici bir avantaj olarak geri döner. Daha güçlü bir bağışıklık sağlarsınız. Daha az yaşlılık depresyonuna girersiniz. Hayatı daha çok seversiniz. Kendinizi daha iyi hissedersiniz. İştahınız daha iyi olur. Ve daha güzel beslenme avantajı yakalarsınız. Evet. Kilo vermek istiyorsanız akşam saat 8'de yediniz, açsınız. Sabahleyin saat
7'de 8'e kalktınız, 12 saat açsınız. Kanınızdaki şeker düzeyi zaten 70'lere inmiştir, 80'de inmiştir. Bir de onun üzerine yürüme yaparsanız vücudunuz ihtiyacı olan enerjiyi şekerden alamayacağı için artık yağdan ister. Çünkü depoladığınız yağlar bankadaki paranız. Cebinde para kalmayınca bankadan para çeker. İdeal. Yani, evet, ideal. O zaman kilo vermek istiyorsanız aç karnına yürüyün. Kadınlar sabah yaptıkları aktivitede daha çok kilo veriyorlar ama akşam yaptıkları aktivitede evet, depresyondan daha çok korunuyorlar. Ne koşulda olursanız olun 1,5 gramın üzerinde protein almanız gerekmiyor. Kilo başına 1,5 gram. Nokta. Ne koşulda olursanız olun. Yani ben ağırlık yapıyorum. Spor salonunda çok ciddi çalışıyorum. Çalış kardeşim. Protein tozlarının çoğunun içinde androjenik maddeler var. Onu da var. Sormak istiyorum. Evet, sağlıklı steroid, buluyor musunuz? Hayır, bulmam mümkün değil. Çünkü steroid maddeler ekliyorlar. Çoğunda testosteron benzeri maddeler var. Bunlar çok body yapan, kas yapan çocuklar. Ama evleniyorlar. Maalesef bazılarının çocukları olmuyor. Peki kalp hastaları ve KOAH hastaları spor yapabilirler mi? Hangi sporları yapabilirler? Hepsini yapabilirler. Ama orada da KOAH'ın derecesi, yani kronik tıkayıcı akciğer hastalığı olan bir kişi tabii ki benim yaptığım gibi günde 20 bin adım atamaz. İki ya da sizin yaptığınız gibi dakikada 120, 130, 140 adımı atamaz. Niye? Çünkü akciğer hava yolları daraldığı için, oksijen, karbondioksit değişimi kısıntılı olduğu için daha dikkatli yapması lazım. Ama bence bir KOAH hastasının yapması gereken temel egzersiz öncelikle KOAH'la mücadele için solunum egzersizi olması lazım. Özel topları var bu işin. Solunum egzersizlerimiz, egzersizlerle kendi akciğer kapasitesini daha da güçlendirebilirler. Ve aslında bunun dışında yapacakları ve giderek kademeli olarak etkinliğini artıracakları egzersizlerle KOAH hastaları da akciğerlerinin kapasitelerini daha da yukarıya taşıyarak erken yaşlarda oksijen, daha erken dönemde oksijen koklama mecburiyeti, oksijene bağımlı olma sorunu gibi bir sorunla karşı karşıya kalmazlar. Kalp hastaları da öyle. Yani eğer yürüdüğünüz zaman göğsünüz ağrıyor, durunca geçiyorsa sizin kalp damarlarınızda bir problem var demektir. Zaten gidip bir kardiyoloğa tetkik ettirmeniz, efor testi veya diğer testlerden geçmeniz ve gerekiyorsa stent, hatta bypass yaptır. Bypass yaptıktan sonra istediğiniz gibi yürüyün. Ama orada da istediğiniz gibi yürüyün derken yokuş mu yürüyeceksiniz, merdiven mi yürüyeceksiniz, biraz dikkatli olmanız lazım. Özeti, basit günlük tempolu yürüyüşler dışında dağ yürüyüşleri, zorlamalı yürüyüşler, maratonlar, ağır trekkingler vesaire bundan önce bir doktor denetimine kesinlikle fayda var. Evet. Peki aynı şekilde bel fıtığı olan, boyun fıtığı olan, yani fıtık rahatsızlığı olan insanlar ne tür egzersizler yapmalı? Şimdi bel fıtığı ve boyun fıtığı egzersizleri deyince daha çok anlaşılan şu. Bel fıtığını daha iyi yönetmek, hatta iyileştirmek için sizin belinizle ilgili yapmanız gereken egzersizler var. O bizim anladığımız anlamda egzersiz değil. Adına egzersiz dediğimiz egzersizler. Yani bel fıtığınız varsa düz yatın, elleriniz yerde olsun. Ayaklarınızı 10 santim kaldırın, sağ ayağınızı önce bir 10 santim yukarıda tutun, tutabildiğiniz kadar tutun, bırakın. Solu yukarı kaldırın, ikisini beraber kaldırın. Bu bel egzersizleri bel ya da karın güçlendirici, bel güçlendirici bir sürü başka egzersiz var. Bu bizim bugün konuştuğumuz anlamda egzersizde bunun pek bir anlamı yok. Bel fıtığınız varsa bizim konuştuğumuz anlamdaki egzersizi bel fıtığı ile ilgili ortopedist ya da beyin cerrahının vereceği ölçüler içinde yapmanız lazım. Yani belinize zayiat yaptırmayacak, boynunuza zayiat vermeyecek şekilde egzersiz yapmanız lazım. Örneğin boyun fıtığınız varsa böyle yüzmek yok. Sırt üstü yüzmeniz lazım. Çünkü eğer yani normal yüzme yaptığınız zaman böyle yaparsanız boynunuzdaki fıtıklardaki problemleriniz artar. Ama sırt üstü yüzerseniz bundan bel fıtığınız çok memnun olur. Size çok teşekkür eder. Yapabileceğiniz bel fıtığı için en aktif, en iyi egzersiz nedir derseniz bana, ben derim ki yürümeyin, sırt üstü yüz. Peki son günlerin popüler egzersizlerinden birini sormak istiyorum. Duvar pilatesi. Yani 16 bin kişinin katıldığı bu egzersizler tansiyonu düşürmekte de önemli bir rol oynuyormuş. Ve duvara yapılan bu squat ve plank gibi hareketler de aerobikten çok daha etkili deniyor. Plank ve duvar squat'ı tansiyonu düşürür mü hocam? Hayır. Siz ne düşünüyorsunuz? Hayır, ben iyi olumlu düşünmüyorum. Bunlar ticari egzersizler. Bunları WhatsApp'tan veya işte bilmem ne aracıyla satarsınız. Sosyal medyadan çok karşımıza çıkıyor. Para kazanırsınız. Duvara
duvara dayanarak squat yapmak istiyorsanız yaşınız 60'ı geçmiş demektir zaten. Yapın. Çok da faydalı. Ama tansiyonu düşürmek için yapmayın onu. Ben hocam tek başına oturup kendim sizin anlattığınız zamanda squat yapamıyorum diyorsanız duvara dayanarak yapabilirsiniz. Yani bir egzersizi push yapmak istiyorsanız elinizi duvara dayayıp itme egzersizini duvara dayayarak da yapabilirsiniz. Ama bunu eğer para kazanmak istiyorsanız icabettin metodu bilmem squat derseniz bir takım işte pazarlama sayfaları var sosyal medyada. Bunu kişi başına bilmem şu kadar dolardan, TL'den satarsınız. Bunlar o tip egzersizler. Bizim anladığımız şey şu. Normal egzersiz yapıyorum diyen kişi yürümüyorsa bunlarla uğraşmasın. Yürümek kadar tansiyonu düşüren, sadece ölçülen tansiyonu değil, kafa tansiyonunuzu da düşürmek istiyorsanız yürüyeceksiniz. Sakinleşmek istiyorsanız, stresle mücadele etmek istiyorsanız yürümek kadar etkisi yok. Squat niye yarıyor? Çalışma mesaisi olan birisiyim. Ama emin olun çalışanlar zaman zaman odaya bir şey için girdikleri zaman gülüyorlar bana. İki dakika boşluk bulayım. İki tane squat yapmaya çalışıyorum. Yapıyor musunuz? Evet. Çünkü bacak kaslarınız kadar güçlü tutmanız gereken başka bir kas yok. 60-70'ten sonra hani bizim bir lafımız vardı ya durma, düşme, üşütme. Evet. Eğer hem durmamak hem de düşmemek istiyorsanız düşmemek için bacaklarınızın sağlam olması lazım. Bu kalça ve bacak kasları en büyük kas grubu. En büyük kas grubu. Ve onun için bir squat yapmak, iki bisiklet kullanmak, üç kayak yapmak. Üç tane bunu çok büyük avantaj sağlayan egzersiz var. Egzersiz aynı zamanda beraber yapıldığı zaman çok keyifli. Egzersizi kalıcı bir alışkanlık haline getiriyorsanız onu aynı zamanda bir grup egzersiz haline dönüştürürseniz daha keyifli. Yani hep beraber yaptığınız yürüyüşlerde yaptığınız sohbetler, beraber yürümenin getirdiği güvenlik avantajı, beraber yürütmenin getireceği size dostluk geliştirme, yeni arkadaşlar edinme, paylaşım avantajı da çok önemli. Çünkü belki başka bir konuşmamızda bunu gündeme getiririz. Çok önemli, çok ciddi çalışmaları hep aynı yere getiriyor sonucu. İyi bir hayatın bir numaralı etkenleri arasında özellikle uzun bir hayatın, sağlıklı bir hayatın ilişki yoğunluğunuz var. Bir de şunu sormak istiyorum. Spor yaparken ara ara su içmek doğru mu? Ya, yaptığınız egzersize ve spora bağlı. Dediğim gibi ben mesela egzersiz yapıyorken elimde bir tane suyla falan gezdiğimi hiç hatırlamıyorum. Ama yazın çok sıcakta egzersiz yaptığınız zaman su içme ihtiyacınız varsa tabii içebilirsiniz. Ama egzersizin terlemeyle beraber olduğu, hele hele yoğun terlemeyle beraber olduğu durumlarda tabii ki egzersizde kaybettiğiniz suyu yerine koymanız lazım. Ama su içerek egzersize çıkmak yerine egzersiz yaparken ihtiyacınız olan suyu kısa dinlenmelerle gidebilirsiniz. Bunun en basit örneğini futbol sahalarında futbolcular da görürüz. Bir arkadaşı sakatlanmışsa hemen oraya kocaman bir su kasası getirilir. Herkes ama dikkat edin içmez ya da bir yudum alır. Yani egzersiz yaparken yoğun su içmek midenizden reflüye yol açar. Mideyi su terk edene kadar probleme yol açar. Şimdi sizden gelenler başlığı adı altında sorularımızı sormak istiyoruz. Çünkü izleyicilerimizden çok soru var. Öncelikle kahve karaciğer yağlanmasını önler mi? Önler demeyelim ama frenler. 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 Araştırmalar gösteriyor ki günde 1-2 kupa, abartmama koşuyla 3 kupayı geçmeyin, 3 bardağı, 3 fincan diyelim. Kahve tüketenlerde karaciğer yağlanması ihtimali. Sadece karaciğer yağlanması değil, safra kesesi, çamuru ya da taşı oluşması ihtimali bile daha az. Olumlu bir etkisi var. Şeker hastalığı kabızlık yapar mı? Şeker hastalığı kabızlık da yapar, ishal de yapar ama her şeker hastalığı kabız olmaz veya ishal olmaz. Eğer şeker hastalığı iyi yönetilememişse, kan şekeri uzun süre çok yüksek kalmışsa, o şeker hastalığı bir süre sonra size otonomik nöropati yani bağırsağın kendi kendini yöneten sisteminde veya başka otonom sistemlerde arıza olarak geri döner. Dolayısıyla eğer şeker hastalığına bağlı otonom nöropati dediğimiz sorun şekerin iyi yönetilememesinin nedeniyle oluşmuşsa zaman zaman kabız, zaman zaman ishal olursunuz. Yani özellikle yemek sonrası ishal atakları şeker hastalarının bazılarında çok sık görülür. Ama çok şükür son zamanlarda, son 10-15 yıldır ben izlediğim şeker hastalarında bu tip komplikasyonlarla çok sık karşılaşmıyorum. Çünkü gerçekten insanlar eski oranda şeker konusunda daha bilgili ve daha dikkatli. İzleyicilerimizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. Şimdi menopozu biliyoruz. Andropoz diye bir kavram var mı? Ve belirtileri nelerdir hocam andropozun? Güzel soru. İsterseniz menopoz ne demek onu bir söyleyeyim. Buyurun. Size. Menarş ilk adeti görmesi bir kadının. İlk adetin
düğmesine bastığımız döneme biz menarş diyoruz. Menarş o adet gömenin pauze yani aralıklı hale gelmesi halinde de menopoz diyoruz. Menopause. O kuşu menopozya geçiyor. Yani adetten kesilme. Bir kadının yumurtalıklarının susması ve kadının östrojen üretme kabiliyetinin sıfırlanması. Bu ciddi bir şey kadın hayatı için. Ve bir başka konuşmamızda menopozla ilgili bir şeylere aktarmak isterim fırsat bulursak. Erkeklerde kadınlarda olduğu gibi tam ve net kesin bir erkeklik hormonu, testosteron sıfırlaması olmaz. Erkeklerde kademeli olarak testosteron sıfırlanır. Ama erkek 70'inde de, 75'inde de, 80'inde de, hatta 85-90'da da bir miktar testosteron hala üretir. Azalarak üretir. Bu testosteron tak diye kesilmese, sıfırlanmasa bile azalmasına bağlı bazı sorunlar var. Yaşarlar ama onların çoğu erkek testosteron azalmasından geldiğinin pek farkına varmaz. Mesela nedir bu sorunlar? En başta gelen sorunlardan bir tanesi uyku meselesidir. Erkekler uyku bozukluklarıyla kadınlar gibi, menopozdaki kadınlar gibi karşılaşırlar. Uyumalarına rağmen dinlenemezler, gece uykuları daha çok bölünür. Sadece prostattan bölündüğünü düşünürler. Oysa testosteronun azalmasından dolayı bölünür. Aynı zamanda menopoz gibi erkeklerin sinir sisteminin de andropoz, testosteron azalması hali biraz bozar. Andropoza giren erkek eski oranında daha tahammülsüzdür. Daha sinirlidir, daha çok ve daha hızlı ve daha fazla, daha ölçüsüz tepki verir sosyal hayatında, iş hayatında vesaire. Yine andropoza giren, yavaş yavaş giren bir erkekte kas güçsüzlüğü, halsizlik, yorgunluk, kadınlardaki kadar olmasa da biraz kas ve kemik erimesi devreye giriyor. Bu da andropoz işaretlerinden birisi. Bunun dışında erkek andropozu birazcık erkeklerde huy değişikliğine yol açar. Yani biraz huysuz erkek sendromu da diyenler var bu andropoz dönemine. Erkekleri biraz huysuz yapar. Biraz davranış değişiklikleri içine iter. Hatta biraz daha böyle esprileri vardır. Daha çok görünmek isterler. Daha çok ortalıkta durmak isterler. Daha çok genç görünmekle ilgili bir takım telaşla kapılmaya başlarlar. Bunların hepsi erkek andropozunun yani erkeklerdeki testosteron azalmasının sonuçları. Bir yaşı var mıdır andropoza girmenin? Yok, yok. Erkeğe göre değişir. Hı hı. Bazı erkeklerde 70 yaşında olmalarına rağmen hala çok yüksek düzeyde testosteron üretebiliyorlar. Bazı erkekler 45 yaşında ciddi düzeyde testosteron kaybına yol açabiliyorlar ama daha ziyade anksiyeteli, gergin erkekler, kaygı bozukluğu olan erkekler, streslerini yönetemeyen erkeklerde testosteron baskısı daha fazladır. Çünkü testosteron üretme emri beyinden yumurtalıklara verilir. Kadında da östrojen üretmesi aslında öyle. Onun için mesela çok ağır stresler, kayıplar, kaygılar kadını erken menopoza sokabilir. Çok ağır stresler, kaygılar erkeklerde ciddi testosteron eksikliğine yol açabilir. Peki huzursuz bacak sendromu için bir takviye var mıdır? Önce onu bir anımsayalım ne olduğunu huzursuz bacak sendromundan. Huzursuz bacak sendromu gece daha çok krampları olan, bacak ağrıları olan, gece uykudan bu ağrılarla uyanan, gece ağrıyla birlikte ayaklarında kasılmalar, itmeler, atmalar olan, hatta yanında yatan eşin bundan dolayı şikayetçi olduğu bir tablo. Ayak sinir sisteminin bir takım hala nedeni bilinmeyen nedenlerle gece uykuda olması lazım gelirken uyanık kalması, hatta tepkisel bazı reaksiyonlar göstermesi. Bir nedeni hala bulunamadı değil mi? Belirli bir nedeni aslında yok. Aslında bilinen nedeni bence şu. Nedir? Bana göre. Aslında çoğu meslektaşım buna katılıyor. Benim bir yine güzel özetlediğim noktalardan birisidir o. Rahatsız ayak, rahatsız kafa da olur. Kafanız rahatsızsa ayaklarınız rahatsız olur. Yani stresi olan, gece yatağa, yastığa streste giren, kafası karışık olan, gece art yükü fazla bir şekilde uykuya dalmak zorunda olan kişilerde biz rahatsız ayağı daha çok görüyoruz. Rahatsız ayak tabii ki B12 eksikliği, magnezyum eksikliği, potasyum eksikliği, nöropati, diyabetik nöropati başta olmak üzere pek çok sorunda rahatsız ayak benzeri veya rahatsız ayak sendromu benzeri sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama bunların hiçbirisi olmadan da sadece bunun olabiliyor. Uykuyu biraz derinleştirdiğiniz zaman, biraz magnezyum takviyesi yaptığınız zaman, takviyeyi sordunuz. Biraz potasyumdan zengin besleyip B12 eksikse, folik asit eksikse yerine koyduğunuz zaman o rahatsız ayak biraz daha iyileşir. Magnezyum takviyesi seçerken de malat takviyesi. B6 ve malat kombinasyonu rahatsız ayakta nöropatik olarak çok daha, nöropatilere de çok daha iyi sonuç veriyor. Bunu biliyoruz. Evet. Şimdi son izleyici sorumuzu sormak isterim.
romatizma hapları, romatizma hastalığında kullanılan hapların böbreğimize bir zararı var mıdır? Tabii ki var. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bazen gereksiz ve dikkatsiz yuttuğumuz haplar bize gerçekten hapı yutturur. Yani o haplar nedeniyle karaciğerimizi, o haplar nedeniyle böbreklerimizi bozarız. Ama özellikle romatizma tedavisi için vücudumuza yüklediğimiz ilaçlar çok ağır ağrı kesiciler veya iltihap baskılayıcılardır. Bunların tıbbi adları steroid olmayan, kortizon dışı iltihap baskılayıcılar. Bunların içerisinde ibuprofen türevleri var, diklofenak var, naproxen sodyum var, diklofenak potasyum, diklofenak sodyum var. Kimyasal isimleri kafa karıştırır. Evet. Ama bunların hepsinin bir mideye, iki karaciğere, üç böbreğe zarar verebileceğini hepimizin bilmesi lazım. Ne yapacağız peki hocam? Biz sadece onun doktorun verdiği süreyle, doktorun verdiği koruma tedbirleriyle ve doktorun verdiği dozla kullanacağız. Yani benim COVID'im var, eve hemşire çağırayım, bir serum taktırayım, içine de ağrı kesici koydurayım, böyle cahillikleri yapmayacaksınız. Yani tedavi işi sadece ve sadece bir doktorun karar vermesi gereken bir süreç. Bunu bileceksiniz. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben yine son sözü size bırakmak istiyorum. Eklemek istediğiniz bir konu var mı diye. Bugün önemli bir konuyu konuştuk, egzersiz konusunda. Egzersiz konusu, aktivite konusu, aktif hayat konusu, egzersiz yapmasanız bile olabildiği kadar hayatınıza günlük yaşam aktiviteleri katma konusu bizim yeni hayatın mutlaka gündemde tutması gereken bir şey. Çünkü gerçekten de bizim bu modern yaşamın bizden aktif yaşamı çaldığından emin olalım. Bu aktif yaşam cebimizden alınıyor, çalınıyor. Bedenimizden, ruhumuzdan çalınıyor. O nedenle tekrarlayalım. Durma, düşme, üşütme. Durmak ve düşmek istemiyorsanız aktif bir hayat süreceksiniz. İki, paslanmak istemiyorsanız, iyi yaşlanmak istiyorsanız, paslanmadan yaşlanmak istiyorsanız aktif bir hayat. Mümkünse egzersizle desteklendirilmiş, güçlendirilmiş bir aktif hayat temel hedeflerinizden birisi olacak. Evet. Tüm o verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir konuşma oldu. Efendim, haftaya yeni hayatta yeni bir konu başlığıyla buluşmak üzere. Hoşçakalın.